götürüyorsun bizi yine. Uzun süredir çıkamadığımız kayağımıza çıkacağız, kayağa çıkacağız. Ama denizin üzerinde. Evet. Karada binmeyiniz. Yasaklarda düştük Çanakkale yollarına. Kendimizi kırsal bir alanda kapatacağız. Hedefimizde biraz kırmızılar, beyazlar. Neyse artık şansımıza ne denk gelirse. En kötü taze, bol oksijenli bir havada. Öldüm de. O ne? Uçak. Pist var ya. Abi uçmuyor ki oğlum o saat. Uçuyor, uçuyor. Isın hızımız aynı ya sana öyle geliyor. Bildiğin sabit duruyor oğlum. Sınır aynı olunca göz yemiyor işte. Allah Allah. Hazafenin oraları o zaman. Herkese selamlar. Uzun aradan sonra tekrar suya kavuştuk. Gün batmak üzere bu arada, nefes nefese kaldık. Yasin abi bize kamp alanında uygun indirme yeri olmadığı için yaklaşık bir kilometre ötede uygun bir alanda kayağı indirtti. Özgün'le malzemesiz, az malzemeli, daha doğrusu tek sırtlı akşam suyunu deniyoruz. Kamp alanına doğru gidiyoruz. Asıl yarın sabah tüm malzemeleri yükleyip çıkacağız. Kayağı yerine götürüp yerleştikten sonra da bir yemeğimizi yiyelim, bir çayımızı, kahvemizi içelim. Sonra da yatmak için çadırlara. Kanka ne yapıyorsun be? İyi vallahi gençler, ne haber ya? İyi. Şöyle ayarlayalım. Nasıl, pozumuz iyi mi? Ben güvenliğe haber verdim, gelmedi mi lan? Karavana gezemezsiniz gençler değil mi? Niye abi, sivri olduğu için mi? Batabilir ve yaralayabilir. Arabada sivrisini taşımaktan ceza yiyeceğiz. Burada. Valla ben umuyorum yani, ben yap. Efo, yalan söylüyor, en çok o yiyecek. Sen börek yedin mi ananın böreğinden? Yesene oğlum. Al bir tane çay kendine. Çay var taze. Sen zaten benim gözüme inanılmaz şişman geldin ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Saçların da böyle, kafan uzun olmuş biraz. Saçları yalnız kestirince. Bir bakarsın. Oğlum niye böyle bir şey yaptın ya? Ne yaptın ki saçlarına Günaydın arkadaşlar.
Yaklaşık 2,5 saatlik hazırlanma sürecinden sonra, yani şaka bir yana, biraz uzun sürdü. Ne zamanda çıkıyoruz diye. Hamlamışız. Yani, unuttuğumuz bazı şeyler olmuş. Güvenliğimiz falan derken tüm önlemleri aldık. Sonuçta şimdi saatte biraz geçmedi. 8,5 güne. Bu arada acayip güzel yunuslar var, denk gelirse güzel bile görüntü. Bize rast gelsin. Hadi bakalım, rast gelsin. Duyuyor mu acaba bunu? Mümkün değil duymamaları. Hakan uyanmıştır. Ne oluyor lan diye. Aslında havada patlıyor. Onun şeyi, dumanı bu. Bak yukarıda. Görüyor musun kameramızda? O arada muhtemelen ses hızını falan geçiyor. O da şok dalgası. O ikinci ses. Salladım tabii de. Ah, iki tanem de. Lan. Kafa güzel atıyor. Beni mi aldın acaba? Kapat. Şeyi vuruyor. Güzel. Abi kepçe. Mercan. Yok. Güzel bir karagöz özgü. Uf. Helal valla. Bende de balık vardı, alamıyorum. Karagöz ama. Şş, bendekine bak, bendeki de gitti. Bir şey söyleyeyim mi? Hani böyle bir karagöz. Aynen. Benimkine bak. Çok iyi ya. Benimkine muhtemelen karagöz. Güzel kafa atıyor. Aldım mı içeri? Aldım. Vuramadım da. Yalnız. Helal valla. Alırız. Zaten aşağısı şu an kalmıyor. Bizim de. Bravo Murat ya. Çok güzel bir karagöz. Şöyle. Ak. Aynen abi, dalgalara dalgalara gidiyorum. Patlak bir hava, gayet de güzel bu arada dalgalar. Ama gayet güvenli bir şekilde gidiyoruz. Birazcık yara yara. Azıcık da Yasin abi ıslata ıslata. Güzel bir şey geliyor. Hem de iki tane geliyor. Hem de iki tane geliyor. Bir tane de siper geliyor. Bir karagözümüz.
Evet. Ne kadar aldın? Porsiyonumuz çıksın. Evet, fazlasına gerek. Hatta fazlasını bütün onda saldık. Yüklerimizi. Şimdi güzelce yıkadık, temizledik. Hakan'cım da güzel efendimle beraber ateş yaptı. Harika. Hoşlar. İşte aslında güzel koyup işte buradan sonra. Hocam balığa mı geldik, balığa geldik. Balık yiyor muyuz? Yiyoruz. Tamam, bu kadar. Yıllarca bunu istedik. Artık tamamdır yani. Konu kapandı tamamen. Bülent Ahmet öyle. Konu tamamen kapandı. Evet, bizden önce ormana ne yazık ki bırakılmış çöpleri, plastikleri, yemek artıklarını topladık. Yaklaşık 4 poşet çöpü doğadan temizledik şimdilik. Umuyorum bir daha olmaz ama muhtemelen yeni insanlarımız atmaya devam edecek. Lütfen doğaya çöplerimizi bırakmayalım. Ek olarak da paketleyip hani topladığımızı zannedip bir kenara yine bırakmayalım. Çünkü vahşi hayvanlar olur, köpekler olur, geri bunları açıyorlar. Yine aynı şekilde dağılıyor yani toplamanızın bir anlamı kalmıyor. Lütfen çöpümüzü topluyorsak çöpümüzü bırakmayalım. En yakın çöp bidonuna götürelim, bırakalım.